Arkadaşlar selamun aleyküm. Kocaeli Üniversitesi İlitan Bölümü Arapça 2 kitabındaki konuları anlatmaya devam ediyoruz. En sonki dersimizde mefuller konusunu işlemiştik. Bu dersimizde de inşallah münada konusunu anlatmaya çalışacağız. Umarım derslerimiz verimli geçiyor ve istifade edebiliyoruzdur. Evet, güzel bir şekilde ifade edebilme ve ziyadesiyle istifade edebilme temennisiyle dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Münada nedir münada? Nida harflerinden biriyle kendisine seslenilen, demek ki bir isme, bir kişiye sesleneceğiz. Ve seslenmek için de bize bir nida harfi lazım. Seslenilen bu isme ya da isim öbeklerine Arapçada münada adını veriyoruz. Nedir nida harflerimiz? Ya, eya, heya, ey, e ve a. En çok kullanılan ve en yaygın olan nida harfimiz ya'dır. Hepimizin duyduğu, bildiği gibi Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Ya Abdallah, ey Allah'ın kulu. Ya Beni Adem, ey Adem oğlu. Ya Eba Bekir, ey Ebu Bekir radıyallahu an. Evet, bunun gibi arkadaşlar nida harflerinden biriyle kendisine seslenilen isme münada adını veriyoruz. Münada kelimesi hangi nereden türüyor arkadaşlar? Nakıs bir fiildir. Sülasisi nedadır. Neda. Müfaale babına nakle diyoruz. Fael harfi ile aynel harfi arasına bir elif ziyadesiyle müfaale babına nakletmiş ediyor. Zaten lamel harfinde illet harfi olduğu için nakıs bir fiildir. Müfaale babına naklettik, ne oldu? Nada. Seslendi, çağırdı, duyurdu, ilan etti anlamlarına gelmektedir. Nada, müzarisi yunadi. Nada, yunadi. Müfaale babından gelen fiiller 3 farklı mastar alabiliyordu. Hani katele, yukatilu, mukateleten ve kitalen ve kitalen gibi. Nada, yunadi, münadiyeten. Münadiyeten ve nidaen. Ve nidaen. Ve nidaen. Ve nidaen. Üç ayrı mastar alabiliyor arkadaşlar. Münadiyeten, nidaen ve nidaen. Mastarları nasb okumamızın sebebi, cümle içerisinde genelde mef'ulü mutlak oldukları için arkadaşlar ve mef'ulü mutlak mansubat grubundan olup kendisine nasb alamettiğini aradığımız için ve bir de ağız alışkanlığından dolayı nasb okuyoruz. Yoksa yalın halde münadiyetün, nidaun ve nidaun şeklinde de okuyabiliriz. İsmi faili nedir bu kelimenin? Münadin, seslenen, çağıran kişi anlamında. Nekro olarak gelirse şu ye olmayacak. Münadin, eliflamlı gelirse el münadi şeklinde illet harfi gelecek. Peki neden arkadaşlar? Çünkü bu kelime yapı itibariyle nedir? Mankus bir isimdir. Mankus. Eksik, noksan demek. Peki kelimenin mankus isim olduğunu nasıl anlayacağız? Bir isimde son harfin harekesi illet harfi olup ondan önceki harfin harekesi esre olursa o isme mankus isim adını veriyoruz. Peki illet harfinden önceki harfin harekesi fetha olursa ne gibi arkadaşlar? Feten gibi. Feten veya Musa gibi. Veya Mustafa gibi. İllet harfi var. İllet harfinden önceki harfin harekesi fete olursa bu isme de maksur isim adını veriyorum. Maksur isimlerin irabı, yani hem raf konumunda hem nasb konumunda hem de cer konumunda olduğu yerlerde İrabları takdiridir. Takdiren merfu, takdiren mansup, takdiren mecrur. Ancak mankus isimler son harfin harekesi, son harfte illet harfi var.
İllet harfinden önceki harfin harekesi. Son harfte illet harfi var. İllet harfinden önceki harfin harekesi esre olan isimlerin raf hali ve cer hali takdiri olup nasb hali nedir? Lafsidir arkadaşlar. Lafzen mansuptur. Örneğin caa geldi münadin, bir münadi veya caa el münadi. Evet, münadi caa fiilinden faildir. Ancak mankus isim olduğu için irabı takdiridir. Takdiran merfu. Sellemtu ala münadin. Sellemtu alel münadi. Bir münadiye selam verdim. Onun da cer alameti mankus isim olduğu için irabı takdiri. Takdiran mecrur. Ancak raeytü ben gördüm. Kimi? Münadiyen. Münadiyen. Bakın raf ve cer halinde illet harfi nekrede düşüyor. Ancak eğer mankus nasb konumunda olduğu zaman raeytü ben gördüm. Raeytü kimi gördüm? Münadiyen. Bir münadi veya el münadiye. El münadiye, bir münadi gördüm. Nasb okuyoruz değil mi? Fetha ile nasb olmuştu. Çünkü mankus isimlerin nasb alameti fethadır. Ayette de geçiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena. Ey bizim Rabbimiz. Rabbena. Bakın burada da arkadaşlar münada vardır. Aslında burada hasfedilmiş bir nida edatı vardır. Nida harfi bazen hasfedilebilir arkadaşlar. Artık çünkü sürekli anlaşıldığı için bazen hasfedilip ya Rabbena olan münadayı Rabbena şeklinde okuyabiliriz. Ey bizim Rabbimiz. Rabbena innena muhakkak ki biz semi'na işittik. Semi'na biz işittik. Semi'a fiili arkadaşlar. Semi'a yesme'u. Dördüncü baptan. Nefs-i mütekellim meal gayr sıgası. Biz işittik. Faili buradaki nadır. Kimi işittik? Münadiyen. Bir münadi işittik. Münadiyen. Mankus isim olduğu için semi'a fiilin mef'ulü olduğundan dolayı nasb alameti fetha geliyor. Bir münadi. Nasıl bir münadi? Yunadi. Nekre bir kelimeden sonra gelen muzarif ile sıfat anlamı verir. Sıfat cümlesi. Yunadi, çağıran, seslenen, çağıran bir münadi. Neye çağıran? Lil imani, imana çağıran bir münadi işittik. En aminu bi rabbikum. Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir münadi işittik de feamenna. Hiç beklemeden hemen fay takibiye feamenna biz de hemen ne yaptık? İman ettik. Evet. Mankus isimlerin nasf alameti fetha olur. Ve ismi mef'ul de arkadaşlar münadendir. İsmi mef'ulü münaden ya da el münada şeklinde gelir. Yani bu münada diyoruz da bu kelime hangi baptan nasıl türüyor onu anlatmaya çalıştım. Biraz uzadı galiba arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet, müfale babından ismi mef'uldür münada kelimesi. Aslında diyor fiile hasfedilmiş mef'ulün bihtir. Başında gizli bir ünadi sesleniyorum veya ed'u çağırıyorum fiili vardır. Ünadi sesleniyorum kime? Et-talibe öğrenciye ünadi. Müfaale babından nefs-i mütekellim vahde sıgasında fiil faili tahtında enedir. Ben sesleniyorum. Kime? Et-talibe öğrenciye mef'ulün bir sarif ve tele nasb olur. Ed'u çağırıyorum. Er-racule adamı çağırıyorum. Aslında diyor mef'ulü bihtir. Ancak biz münadanın irabını yaparken mef'ulü biht demeyeceğiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Ya nida harfi ondan sonraki isme münada kısımlarını göreceğiz inşallah ve münada ne diyeceğiz? Mansubat grubundan olduğu için fetha ile nasb olmuştur veya mahallen mansuptur veya takdiren mansuptur şeklinde
söyleyeceğiz inşallah. Nida harflerini gördük arkadaşlar. E ve E yakın için kullanılan. A, heya, eya uzak için kullanılan. Ya ise yakın ve uzak için bütün münadalar için kullanılan ve en yaygın olan nida harfidir. Burada getirmiş yakın ve uzak. Ya veledu, eveledu, ey veledu. Uzakta da yine ya kullanıyor. Ya veledu, a veledu, eya veledu, heya veledu. Evet, burada müfret olarak müfret olarak getirmiş. Ya veledani tesniye, ya evladu yine cemi olarak getirmiş. Tabi burada arkadaşlar irablarını mahalli olarak alacaktır. Mahallen mansuptur. Evet. Münadanın çünkü kısımlarını göreceğiz. O zaman daha iyi anlayacağız inşallah. Hangi durumlarda merfu, hangi durumlarda lafzen mansup oluyor.